Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Vallahi ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim. Ama yani şöyle bir tuhaf çelişki içindeyim. Bir yandan yeni bir hayata alıştım. Yani memnunum orada çünkü dünyayı çok daha iyi takip ediyorum şu anda. Bir yerlere gidip gelme olmadığı için çok da vaktim var. E bir de bu streaming artık o kadar hepimizin hayatına girdi ki. Yani dünya fakat bir yandan da oraya girdikçe de dışarıya gitme. Mesela geçen gün bir Guatemala filmi seyrettim. Yani belgesel. Canım şu anda Guatemala'ya gitmek istiyor yani tamam mı? Gidemiyorum. Böyle bir durum var yani. Biraz kafkayesk bir durumdayız. Yani gitmek istiyorum, gidemiyorum. Gideceğim yer yok falan. İyi ama güzel. Yani benim açımdan bu yaşta olması belki de iyi bir şey diye düşünüyorum. Karımla baş başa kaldık epey. Dingin zamanlar. Evet, dingin zamanlar yani. Ama tabii herkes için aynı şey değil yani. Küçük bir evde oturmak ve kalmak onlar pek hoş bir şeyler olması. Ama Urla'da hayat güzeldir. Urla güzel güzel. Tansu orada memnun. Şimdi ben de önümüzdeki hafta kaçacağım oraya yani. Şimdi bugün sizin hayatınızın ufak bir belgeselini hazırladık. Ya, biliyorsunuz Google bilgileri genel olarak yanlış oluyor ama biz Google bilgileri üzerinden hazırlıyoruz. İstediğiniz yerde durdurup burası yanlış, burasının doğrusu böyle ya da evet bu böyle oldu ama sor bakalım neden oldu deme hakkınız var. Tamam. Buyurunuz, ben de merakla bekliyorum. Bu da bu arada bugüne kadar yapılan en uzun belgesel sizinki. Öyle mi? Evet. Odasında boş boş oturan eski akademisyen, taze gazetecinin telefonu çalar. Ahizeyi kaldırır. Karşısında patronu. "İşin bittiyse Marmara Oteli'ne gelir misin?" diye soruyor. Hemen hazırlanıp çıkar. Otelin barına girer. Küçük bir masada oturan Erol Simavi'nin yanına gider. Elini sandalyeye uzatır. Kendine doğru hafifçe çeker. Tam oturacakken, "Şekerim, seni gazetenin yayın koordinatörü tayin ettim." cümlesini duyar. Bir an için dona kalır. Hafif tekleyerek, "Ama Erol Bey ben hayatımda hiç gazete yapmadım." cümlesini döker ağzından. Yanıt yine aynı emin ses tonuyla gelir. "Atla deve değildir şekerim, 2 ayda öğrenirsin. Hadi şimdi güzel bir yemek yiyelim." Ertuğrul Özkök'ün 2 ayda öğrenirsinle başlayan macerası 20 yıl sürer. Hürriyet onu, o Hürriyet'i çok sever. Bu kariyer günahıyla, sevabıyla ve özellikle cüretiyle Türk basınının unutulmazları arasında yer almasını sağlar. Ertuğrul Özkök 4 Ağustos 1947'de İzmir'de zenginlikle fakirliğin tam ortasında duruyoruz. Doğar. 4 Ağustos değil, 8 Nisan. Evet, sizinle yaş gündaşız, doğru. 8 Nisan 1947. 8 Koçum Nisan. Yani. Koçsunuz, evet. Peki, ilk yanlış düzeldi. Mahallesi Kahramanlar bir acayip çelişkinin ortasındadır. Bir yanında kordonun lüks apartmanları, diğer yanında derme çatma barakalar. Göçmen bir ailenin çocuğudur. Babası İzmir'in en eski matbaacılarından Şükrü Özkök, Bulgaristan Kırcaali'nin Mestanlı köyünde doğar. Mübadele sonrası İzmir'e gelir. Şükrü Bey, Rodop olan soyadını Bulgaristan'dan kaçabilmek için Özkök olarak değiştirmiştir. Anne babasının 5 çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelir Ertuğrul. Kadınların dünyasında büyür. 4 kız kardeşi olur. Ayrıca halaları, teyzeleri, evin değişmez figürleridir. Ortam kendi deyimiyle bir östrojen havuzudur. Bir dakika. Böyle miydi? Gerçekten. Evet, öyleydi. Gerçekten ben bir hep onu söylüyorum. Ben östrojen havuzunda doğdum. Çünkü bizim ailede yani 4 kız kardeşim var. Teyzeler bol, sayılarını bile yani bitirmiyorum, halalar bol. Evimize gelen kedilerin neredeyse tamamı dişiydi. Ah. Bir kızım oldu. Yani şu anda yine evde öyle yani. Yine bir östrojen havuzunda yaşıyorum. Çok da memnunum bundan ama dolayı. Ama başka yani. Bir bakış açısı da verir insanı Ertuğrul Bey. Vallahi ben yani beni kadın konusunda her zaman çok daha duyarlı, çok daha... Yani klasik bir şekilde büyümedim yani. Kadın ortamında büyüdüğüm için... Kadınları erkeklerden daha iyi anlıyorum artık yani. Erkekleri anlamaya zaten gayret de etmiyorum ama yani anlaşılacak varlıklar değil çünkü. O yüzden memnunum yani. Östrojen havuzunda doğmak bir erkek için şanstır gerçekten. Babanız Bulgaristan'dan
Türkiye'ye annenizle evliyken mi gelmiş? Hayır, geldikten hayır. Sonra mı evlenmiş? Babam 9 yaşındayken o sırada Bulgaristan'da çünkü babam 1917 doğumlu yani 9 daha dersen demek ki 1926'da falan geliyor şeye. İzmir'e gelmek için o sırada şöyle bir şey olmuş. Yani en büyük çocukları Bulgarlar öldürüyorlar diye bir dedikodu çıkmış. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama korkmuşlar. Babam da büyük çocuğu. Babamı göndermek istemişler Türkiye'ye. Fakat soyadı dolayısıyla gidemiyor. O yüzden eniştemin soyadını almış. Yani bizim bütün geriye kalan babaannemin soyadı Rodop. Amcamın soyadı Rodop. Bir tek biz Özkök olduk. Ha. Yani eniştemin soyadı aslında bizim soyadımız. Kendi soyadımı taşımıyorum ya ben. Enişteniz ablanızın kocası mı? Eniştem şöyle, büyük teyzemin kocası ama aynı zamanda babamın da dayısı. Yani öyle bir şey. Akraba değil. Evliliği. Akraba evliliği değil, değil. Hayır, hayır. Annemler başka. Yani daha sonra babamın dayısı annemin ablasıyla evlenmiş. Hmm. Yani iki aile akraba değil. Bizde pek akraba evliliği yoktur. Yani akraba değil bunlar. İki ayrı aile. Fakat iki ayrı aileden iki kişi. Ama sülalede bir tek sizin soyadınız Özkök. Evet, bizim bir de eniştemin soyadı Özkök yani. Geriye kalan amcam rahmetli Rodop'tu. En öndeki siz misiniz? Evet, bakın zaten orada var yani. Ertuğrul Özkök yazıyor. Evet, şimdi benim kucağında oturduğum babaannem. Bak onun soyadı Rodop. Evet. Babamınki Özkök. Amcam, sağdaki amcam. Amcamın soyadı da Rodop. Bu arada çocukluğunuz Gülümsün'e benziyormuş Ertuğrul Bey. Benziyor, evet benziyor. Valla benziyormuş. Buyurunuz. Ayrıca halaları, teyzeleri evin değişmez figürleridir. Ortam kendi deyimiyle bir östrojen havuzudur. Kedileri, köpekleri bile dişidir. Bu, onun sadece çocukluğunu değil, tüm kariyerini etkiler. Hep kadınlarla erkeklerden daha iyi anlaştığını söyler. Büyüyüp de Türkiye'nin medya tarihine geçen bir gazeteci olduğunda da pek çok kadın meslektaşının yolunu açacaktır. O kadar ki sektörde Ertuğrul Özkök'ün kadınları diye bir tabir yerleşecektir. Ama aslında onun kadını tektir. Bugünlerde birlikte 50 yılı devirdikleri Tansu Özkök. Tanıştıklarında Tansu 15, Ertuğrul 21 yaşındadır. Ve Ankara siyasalda öğrencidir. Babasının yönlendirmesi, İlhan Selçuk ve Çetin Altan'ın el vermesiyle basın yayın yüksek okuluna girer. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Şey yanlış, İlhan Selçuk ve Çetin Altan'ın el vermesi değil. Şöyle anlatayım olayı. Ben basın yayını ve siyasalı ikisini birden kazandım. Hangisine gideceğim konusunda kararsızım, herkese danışıyorum. Tabii herkes bana o zamanlar Mülkiye, diyorlar ki Mülkiye'ye git. Yani vali olursun, diplomat olursun, siyasetçi olursun falan. Bir tek rahmetli babam ilkokul ikinci sınıftan ayrılma ve müthiş bir antikomünisti babam benim, Demokrat Partiliydi. Fakat çok açık fikirli bir insandı yani, çok açık fikirli. Bana çekti bir gün kenarıya beni. Dedi ki, oğlum dedi, sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama dedi, bu aramızda kalacak. Eğer bunu başkasına söylersen inkar ederim dedi. Ve seni de ondan sonra bir daha dedi, sana da hiçbir şeyimi açıklamam dedi. Nedir baba dedim. Ya dedi, ben dedi gizli gizli dedi bu Çetin Altan'la İlhan Selçuk'u okuyorum dedi. Çok hoşuma gidiyor yazıları bunların benim dedi. Dedim baba, o zaman sen solcusun dedim. Hayır, ben solcu değilim dedi. Ama dedim onlar solcu. Hayır, ben solcu değilim ama anlattıkları bana çok hoşuma gidiyor dedi. Aslında gizli bir solcu yani. Her o zaman o dönemin her insanı gibi babam da gizli bir solcu aslında bakarsanız. Dedi ki bana, ya dedi, bizim ailemizde dedi hiç şöhretli insan yok dedi. Belki dedi sen de bir gün dedi onlar gibi bir şöhretli bir insan olursun. Bir de dedi, benim de hoşuma, ben matbaacıyım dedi yani. Matbaacı olunca da dedi, insan dedi bu gazetecilik falan bir şey yapıyor dedi. Ben senin yerin olsam oraya giderim dedi. Odur yani. Bunu daha sonra Çetin Bey'e de, İlhan abiye de iki senede anlattım bunları ölmelerinden önce. Ben onların de sayesinde gittim okula yani. Ama başka. Evet. Ama gerekçesi başka. Evet, yani onlar yardım etmediler bana. Babam onları çok babanız onları için. Çok sevdiği evet. için. Evet. Ha, güzel hikayeymiş ama. Evet. Ben de şey soracaktım. Ya nasıl oluyor hani, ne ilişkiniz vardı? Yok yok yok. Babam bizi fuarda, İzmir fuarındaki Rus pavyonunun önünden geçirmezdi. MİT sizi fişler diye.
O kadar. O kadar korkuyordu ama haklıymış yani. Bak sonra o MIT'le ilişkilerimde gördüm ki o dönemin MIT'i herkesi fişliyormuş yani. Bugün nasıldır bilmiyorum ama. Ama babanızın antikomünist olması çok anlaşılır tabii. Bulgaristan'dan öldürülecek korkusuyla göçünce. Ama babam Bulgaristan'dayken daha komünizm yoktu orada. Öyle mi? Tabii tabii, onlar daha komünizmden önce. Komünizm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geldi oraya yani. Dolayısıyla komünizmi yaşamadı babam orada ama. Ama aile ondan sonra herkes solcu oldu, Ecevitçi oldu. Herkes Adnan Menderesçiydi. Sonra herkes Ecevitçi oldu. Bir tek babam ve o soyadını aldığı eniştem, ikisi ölünceye kadar onlar, yani babam Adnan Menderes, sonra Süleyman Demirel, sonra Turgut Özal oy verdi. Hiç vazgeçmemiş yani, merkez sağdan. Merkez sağdan vazgeçmedi yani hiçbir zaman. Buyurunuz. Oturduğu daire, üç arkadaşıyla beraber kaldığı bir bekar evidir. Tansu ile komşu apartmanlara denk düşerler. Sokakta birkaç kez rastlaşır, bakışırlar. Ardından kızın el sallamasıyla başlar her şey. Onları buluşturan kaderdir. Ama babası koyu sosyal demokrat Tansu ile babası koyu Menderesçi Ertuğrul'u başlangıçta bir arada tutan en büyük güç, Ertuğrul'un o dönemdeki ideali sosyalizm olacaktır. Burada bir parantezi sosyalist Ertuğrul'un babası için açalım. Şükrü Bey öyle bir antikomünisttir ki İzmir fuarında Rusya pavyonunun önünden dahi geçirmez çocuklarını. Aynı ölçüde de Adnan Menderes hayranıdır. 70'lerde babası ve eniştesi hariç bütün aile Ecevitçi olur. Ertuğrul'sa nettir. Küçük kız kardeşini de etkisi altına alır ve koca ailede sadece ikisi Türkiye İşçi Partisi'ne oy verir. Tansu ise İsmet İnönü kabinesinin en genç bakanlarından Hüdayi Oral'ın kızıdır. Ailesi üç kuşaktır Cumhuriyet Halk Partilidir. Fakat Ertuğrul, uzun saçları, yakışıklılığı ve entelektüel birikimiyle genç kızın aklını başından alır. Birlikte geçirdikleri vakitlerde Marx'ı, Che'yi, Türkiye İşçi Partisi'ni öğrenir. Ertuğrul, ileride Özalcı olup solculuktan vazgeçse de, "Ben her şeyi Ertuğrul'la öğrendim," diyen Tansu Hanım, hep iflah olmaz bir sosyalist olarak kalır. Pardon. Ertuğrul Bey, böyle bir dönemi oldu mu? Özalcı oldunuz mu? Oldum tabii. Hala öyleyim. Hala öyleyim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki büyük devrimci gördüm ben. Biri Atatürk tabii ki başta. İkincisi Özal. Yani Özal bugün Türkiye 150 milyar dolarlık bir ihracat, 170 milyar dolarlık bir ihracat dönemine geldiyse ve bugün biz dünyaya açık bir ülke olarak yaşıyorsak, onun 1980'li yıllardaki o vizyonuyla kısa bir sürede bir toplumu dönüştürmedeki başarısıyla onun sayesinde yani beni hakikaten ben Türkiye İşçi Partisi'nin dergisinde Özal'ın aleyhine yazılar yazıyordum yani öğretim üyesiyken. CHP'nin şeyiydim, danışma kurulundaydım. Ecevit'in danışmanlarından biriydim yani 1979 seçimlerinde hatta Zor Günleri Halkla Birlikte Aşıyoruz kitabını ben yazdım. Bütün parti üyelerinin kullandığı ellerinde parti broşür olarak kitap. Broşür değil kitap. Hiçbir şey bulunmuyordu. Zeytinyağı yani ampul mampul falan hiçbir şey bulunmuyor. Ne yapacağız seçim propagandası diye. Ben de Zor Günleri Halkla Birlikte Aşacağız diye bir slogan buldum. Hep o kullanıldı orada yani. Ama gazeteci olduktan sonra Özal kolumu tuta tuta bak dinle falan diye anlata. Yani benim siyasi açıdan hayatımdaki en büyük hocam oldu diyebilirim. Hala da Özal'a karşı saygım. Tek başıma kaldığım dönemler oldu. Eşim falan Özal'a çok karşıydı. Bütün arkadaş grubum Özal'a karşıydı. Yani çok eleştiriliyordum her yerde. Gittiğim her yerde yani hakaret ediliyordu falan bana. Ama hep öyle kaldım ve hala da ona saygım çok ayrı bir yerdedir yani. O öğretti bu ülkeye. Ticaret yapmayı, o ülkeyi dünyaya açmayı, bu ülkeye telekomünikasyon altyapısını, bu ülkenin dönüşümlerini Özal sağladı. Yani bunu da hiç gocunmadan hala söylüyorum. Hala da eleştiriyorlar beni ama hiç önemli değil. Ertuğrul Bey, iki ailenin bu kadar farklı siyasi görüşte olması sorun oldu mu hiç? Şimdi olsa çok sorun olur da ondan merak ettim. Yani olmadı. Bakın şöyle bir şey oldu. İnsanlar birbirlerini tanımadıkları zaman birbirleri aleyhinde çok rahat olabiliyorlar. Ama yüz yüze tanıdığınız zaman öyle olmuyor. Şimdi mesela benim babam Adnan Menderesçiydi. Tabii her Adnan Menderesçi gibi İnönü'ye düşmandı babam. İnönü'nün bizim evdeki adı Sağar'dı. Sağar diye yani geçerdi adı. Sonra bizim nişanımızda
Ankara'da Marmara Oteli'nde babam geldi. İnönü'yle tanıştı. Ve o günden sonra İnönü benim babamın gözünde dünyanın en önemli insanlarından biri oldu. Onu tanıdı orada. Geldi bizim nişanımızı takması bilmem. Bir de yani Bulgaristan'dan gelmiş bir aile. Yani bir o göçmenlik ruhuyla falan bu ülkede bu ülkenin artık tarihindeki en önemli iki figüründen birinin gelip oğluna böyle şey yapması. Ve babam çok enteresandır. Ölmeden 3 ay önce bana telefon etti bir gün. Ya dedi oğlum dedi benim odamda dedi, güzel bir Atatürk resmi yok dedi. Bana güzel bir Atatürk resmi göndersene dedi. Çerçeveletip gönderdim bir tane ben. Öldüğünde gittim yatıyordu orada böyle. Odasında üzerinde Atatürk'ün portresi duruyordu. Yanda da nişanda babam, ben, İnönü, annem, İnönü'nün eşi Mevhibe Hanım, Tansu, Tansu'nun babası falan o fotoğraf vardı babamın başında. Cüzdandan da iki tane gazete kupürü çıktı. Biri Güner Cıboğlu'nun Atatürk üzerine yazdığı bir yazı. Kesmiş o Milliyet gazetesinden. Bir tanesi de benim Öztürk Serengil üzerine yazdığım bir yazıydı. Onu da çok sevmiş. Çünkü küçükken hep şey yapardım ben. Öztürk Serengil'e çok meraklıydım. O Yeşe falan diye böyle şey. Yeşe gel bu şeydi. Bu turist Ömer'in dedi. O değildi. Öbürü şapkamın altındayım evet. Falan diye. Çocukluğumuzda bizim şeydi o yani. Bugün çocukların Recep İvedik taklidi. Biz de ona şeydik. Çok dalga geçerdi benimle. O yazımı kesmiş, oraya koymuş. Yani iki tane cüzdanla onlar çıktı. Güneri Bey'e söyledim bunu. Çok çok Güneri Bey duygulandı onu gördüğü zaman yani. Buyurunuz. Dolu dizgin başlayan aşk hızla ilerlerken Ertuğrul okulunu bitirir, 1969'da TRT Haber Dairesi'ne girip bir yıl staj yapar. Bu arada evlilik yolunda ilk adımı atarlar. Nişanlarını İsmet İnönü takar. Kısa süre sonra da Fransa'da iletişim bilimleri doktorası için burs kazanır. Teklifini o gün yapar 17 yaşındaki Tansu'ya. Ya hemen evleniriz ya da asla der. Genç kız daha lise 2. sınıfta olmasına ve ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen okulunu bir dakika, bırakır. Bir dakika, bu fotoğraf önemli bir fotoğraf burada Tansu. Bu fotoğraf Fransız Komünist Partisi'nin bayramında çekildi. Öyle mi? Evet, evet. Tansu köfte satıyor orada öğrenci birliğine para toplamak için. Öndeki o köfte şeyi onlar. Fransa Türkiye'li Öğrenciler Birliği için köfte satarken. Orada ama o bayramda Pink Floyd'u seyrettik mesela. Bir yandan da Pink Floyd vardı Fransız Komünist Partisi'nin bayramında. Vay. Fête de l'Humanité diye evet. Yani oradandır o. Ertuğrul Bey niye ya şimdi ya hiç dediniz? Efendim? Niye Tansu Hanım'a evlenirken ya şimdi ya hiç dediniz? O kadar mı istiyordunuz evlenmeyi? Hayır, o kadar çok kadın kız vardı ki etrafımda yani... Kaybolup gideceğim diye korktum. Yani abi okulda Fransızca öğrenmeye gittim. Sınıfın 3/2'si güzel kızdı yani. İsveç'ten, Norveç'ten, oradan buradan gelmiş falan böyle yani. Kaybolup gideceğim diye korktum. Tansu'ya günde 2 mektup yazıyordum. O bana bir mektup yazıyordu. Ben ona 2 mektup yazıyordum günde. Sonra Tansu'ya dedim ki Tansu evlenelim biz yoksa yani burada benim durumum iyi değil. Kuş yuvadan uçacak. Hayır uçacak değil yani. Kendime güvenemiyorum ondan ya. Tansu'ya güveniyorum da. Buyurun. Ya hemen evleniriz ya da asla der. Genç kız daha lise 2. sınıfta olmasına ve ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen okulunu bırakır ve aşkının peşinden Paris'e gider. Fransa günleri dopdolu geçer. Tansu Özkök ilerleyen yıllarda o dönemi hayatının en güzel yılları olarak tanımlayacaktır. Paris'te Chambre de Bonne denilen, evlerde çalışan kadınlara ayrılan küçücük bir odada yaşarlar. Öğünlerini üniversite yemekhanelerinde çıkarırlar. Fransa Komünist Partisi'nin destekçisi olup parti için bildiri dağıtmak gibi faaliyetlere katılırlar. Paris'i dibine kadar yaşarlar. 1972'de tek çocukları Gülümsün doğar. Tansu 19 yaşındadır ve tek başına çok zorlanır. Kızları 8 aylıkken Türkiye'ye gelir. Gülümsün'ü annesine bırakıp tekrar Ertuğrul'un yanına döner. Onsuz yapamamaktadır. Anaokulu yaşına gelince kızlarını tekrar yanlarına alırlar. Bir dakika. 6 yıl. Ben Gülümsün'ün anneannesinin yanında büyüdüğünü bilmiyordum. Tabii. Ha, ondan Gülümsün çok düşkündü anneannesine. Tabii. Onun yanında büyüdü yani. Bizim dönemimizde
Yani bütün o biraz da hippi akımları, şunlar, solculuk falan çok karışık bir kültürel ortamda büyüdük. Ben şimdi mesela çok komplekse kapılıyorum. Bugünkü Gülümsü'nün, onun yaşlarının çocuklarına olan tutkuları ve bizim dönemimizin yaklaşımı arasında 180 derece fark var. Yani biz çocukların, bir de tuhaf bir özgürlük düşüncemiz vardı bizim yani. Çocuk üzerine bırak kendi nasıl olacaksa olsun gibilerden. Tansu aslında çok düşkündü Gülümsü'ne ama bugünkü gibi böyle ben bakıyorum Gülümsün falan. Geçenlerde hatta Gülümsü'ne dedim ki ya Gülümsün ben dedim sana karşı kendimi çok suçlu hissediyorum dedim. Ben seninle yeterince ilgilenmedimmiş dedim yani böyle özgür bırakacağım diye bilmem ne diye falan. Tuhaf şeyler yapıyorduk o zaman. Mesela Gülümsün'ün hayatındaki en büyük travmayı bana yıllar sonra anlattı. Bizim anı ben onu aldım Fil Adam filmine götürdüm. Fil Adam filmi o zamanlar yeni sinema yani o dönem sinemasının en entelektüel filmi falan. Ve kızıma da güya şey öğreteceğim ona sinemanın güzel, kültürel, entelektüel boyutlarını göstereceğim diye Ankara'da sinemaya götürdüm. Gülümsü dedi ki baba dedi sen onu götürdün. Ben yıllarca dedi uyuyamadım dedi. Sırt üstü yatarken direkt yatarsam boğulurum diye o filmde gördüğüm şeyden dedi. O şeyden yatamıyor filmde. Ve dedi benim hayatımda kaldı bunu ben sana hiç söyleyemedim dedi yani. Yani o kadar farklı bir şeyle büyüyorsunuz ki. O bakımdan yani Gülümsü'nün anneanneyle büyüdü ama anneanne olağanüstü bir kadındı yalnız. Olağanüstü. Benim annemin yanında da kaldı birazcık ama asıl Tansu'nun annesidir yani. Onun bir anlamda ya, annesi olarak. Karar? Yani sen yollayalım biz çünkü burada bize ayak bağı olur mu o? İlgilenemeyiz. Paramız yoktu ya. Yani çocuğu bakacak doğru düzgün paramız yoktu yani. Yani bir şey söyleyeyim sana. Fransa'dan döndükten sonra da biz... Ben önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak çalışmaya başladım. Burs aldığım için şeyim var. Ödediniz. Giremedim üniversiteye falan. Üniversiteye girdikten sonra da aldığım maaş bizim evimizin kirasına bile yetmiyordu yani. Yani kayınpederimin falan yardımıyla büyüdük. Yani biz Ankara'dayken bile Gülümsün onlarda kalıyordu daha çok. Aynı mahallede oturuyorduk. Öyle bir durumumuz vardı yani. Şimdi torunlarınıza daha mı düşkünsünüz Aydın Bey? Değil mi? Öyle şimdi oluyor. Şimdi aynı evde yaşıyorum onlarla. Gülümsü'nün büyüdüğünü tabii, göremeyince... Evet tabii. Şu anda şimdi mesela ben Sinan ve Zeynep... Yani onlarda asıl buluyorum şeyimi yani. Onlara çok düşkünüm şu anda. Doğru. Çok da güzel. Şu pandemi döneminde büyük aileyi keşfettim. İtalyan aile gibi böyle akşam üzerleri yemekler, bilmem neler, kediler falan. Yani ilk defa aile kavramını hep hayatım boyunca biraz mesafeli durdum. Bizim kuşaklarda böyle bir aile kavramına karşı bir hep şey vardır bizde yani biraz böyle küçümseyici. Şimdi anladım ben aile kavramının ne olduğunu yani yıllar sonra İzmir'de bıraktığım aile kavramına bir ara vermişim bir 30 yıl kadar falan. Şimdi tekrar o kavrama döndüm yani. Pandeminin faydaları. Evet pandemi de oldu birazcık. Buyurunuz. 6 yıl süren Fransa macerasının ardından dönüş vakti gelir. Ya İzmir olacaktır ya Ankara. Kararı eşine bırakır. Tansu Özkök, bu senin yolun diyerek kenara çekilir. İstikametleri Ankara olur. Böylece Hacettepe Üniversitesi'ndeki akademisyenlik yılları başlar. Başkentte küçük, entelektüel bir çevreleri vardır. 1981'de siyasi yasaklı Bülent Ecevit mesleğe geri döner ve Arayış dergisini yayımlar. Ertuğrul Özkök o dönemde hem Ecevit'e danışmanlık yapar hem de dergi için yazılar kaleme alır. 15. sayıda Ecevit'in yazması yasaklanır. 6. sayıda. 6. sayıda yasaklanmış. 6. sayıda yasaklandı. Sonra siz mi yazdınız? Baş yazıları ben yazdım ondan sonra. Hatta Hasan Cemal'in kitabında hep Ecevit'in imzasız yazdığı yazılar diyor. Hasan'a söylüyorum. Hasan o yazıları ben yazdım. Ecevit çünkü 6. sayıda yazı yazma yasaklanınca bir daha gelmedi hiç Arayış'ın binasına. Ondan sonra Nait Duru, Şahin Mengü, ben, Haluk Gerger, bazen işte başkaları da gelirdi. Ömer Madra falan gelirdi bazen. Öyle götürdük yani. Geriye kalan 52. sayıda tamamen kapattılar dergiyi. O zamana kadar bir ekip haline toplanırdık, tartışırdık başyazıyı. Ben kaleme alırdım. Ben bu dergiyi hiç hatırlamıyorum. Arayış. Hiç hatırlamıyorum. Bu o dönemin ilk askeri rejime karşı ilk direniş medyasıdır bu. Ben o dönem bu benim hukuk fakültesine girdiğim yıldan bir önce 82 girişliyim ben üniversiteye.
Somut diye bir gazete okurdum. Onu hatırlıyorum. Somut. Evet. Bütün hukuk fakültesi öğrencilerin elinde Somut gazetesi olurdu. Somut'u ben hatırlamıyorum şimdi ama evet. Buyurun. Ertuğrul Özkök o dönemde hem Ecevit'e danışmanlık yapar hem de dergi için yazılar kaleme alır. 15. sayıda Ecevit'in yazması yasaklanır. 54. sayıda dergi kapatılır. Ertuğrul Özkök'ün hayali siyasete girmektir fakat 12 Eylül darbesinden sonra buna imkan kalmaz. Bir yazısında anlattığına göre beş parasızdır. Üniversiteden aldığı maaş aynı hafta bitmektedir. Gece yarılarına kadar çeviri yapar, sabahları gün doğmadan uyanıp Yankı dergisine göndereceği yazıları hazırlar, ardından derse gider. O yıllarda Hürriyet Vakfı Başkanı olan Orhan Birgit'in öne yakolması... Daha sonra bir ayrıntı var, onu anlatayım ben isterseniz. Yani Yankı dergisi önemli çünkü. Daha sonra dönecek misiniz bilmiyorum. Yok. Ama Yankı birçok şu anda Türk medyasında bulunan insanın çıktığı dergidir aslında. Sabahları giderdim ben oraya 6'da Yankı dergisine. Şöyle küçük bir oda, Mehmet Ali Kışlalı çıkardı rahmetli. Küçük bir masa vardı. Masanın bir tarafında ben, bir tarafında Yalçın Küçük oturuyordu. Ama Mehmet Yılmaz oradan çıktı. Mesela daha bunun gibi çok sayıda insan, Ahmet Taner Kışlalı, Emre Kongar falan hepimiz o Yankı'da yazardık. Benim görevim Yankı'da, bana bir dosya getirirlerdi. Çeşitli gazetelerden kesilmiş dosyaları getirirlerdi. Ben onlardan senaryo üretip bir şey yazardım. Yani mesela CHP kurultayı mı var? Kurultayı ben çeşitli gazetelerden oradan bir cümle, buradan bir cümle, sonra kafamda senaryo kurardım ona uygun. Ve bu senaryoyu yazardım. Hemen yan tarafta da Mülkiyeliler Birliği vardı. Dergi çıktıktan sonra giderdim. Mülkiyeliler Birliği'nde herkesin kafasında şöyle bir inanç vardı. Yankı'nın acayip istihbarat kaynakları var. Askerle araları çok iyi. Bilmem şöyle böyle falan. Yani ben de böyle otururdum orada falan. Yani benim hayalimde ya bu yadırdığım sen... Yani Orhan Birgit içeriden çıktığı kolunda giderken dosyası, kolundaki dosyadan bir şey düştüğü yere falan. Orada şu yazardı falan diye. Senaryo kabiliyetim o zaman gelişti orada. Ama tabii bu senaryo kabiliyetim şöyle şeyleri de oldu. Yankı dergisi normal olarak 12 bin tane falan satıyordu. 7 bin tane de o zamanlar Hyde raporu mu? Bir şey raporu böyle bir cinsel, Amerika'daki meşhur cinsellik raporlarından birini yayınlıyorduk. 7 bin tiraj alıyorduk onunla. O Hyde raporu. Hyde'di galiba, şimdi yanılmıyorum ama ya Hyde ya da o zamanlardaki raporlardan biri. Mehmet Ali Kışlalı da devamlı askerlerle şeye gidiyordu. Dışarıda Evren'le falan dışarılara gidiyordu. Gezilere, gizlere, dış gezilere falan. Orada Nihat Subaşı diye bir büyüğümüz vardı. O bakıyordu şeye. Bir gün geldi bana telaşla. Ertuğrul dedi, mahvolduk. Ne oldu dedi. Hyde raporu bitti dedi. Ne yapacağız dedi yani. 7 bin tiraj alıyoruz buradan. Ben dedim yazarım onu, uzatırım ben dedim. O zamanlar çok gözümde böyle karaydı ama daha sonraki gazeteciliğime galiba şey oldu, yardım oldu onun. Aldım Hyde raporunu bir güzel kendi fanteziliğimleri karıştırarak. Amerikalıların yüzde kaçı, aklıma şey geliyor. Postacı Kapıyı iki defa Çalar filmi geliyor. Orada masanın üzerinde mutfakta sevişiyorlar. Aklıma o geliyor. Oradan bir soru çıkarıyorum kendime. Amerikalıların yüzde kaçı mutfakta sevişme deneyimi yaşamıştı. Yüzdeler falan. Fakat hep şey yapıyordum. Çok salla parti yazdığım için. Toplayın da yüzdeler tam olsun diye. Yani yüzde şu, yüzde bir yazıyorum. Yüzde 120'ye kadar gitmesin yani toplamı diye. Yani böyle bir dönem geçirdik orada. Hem eğlendim hem de ama gerçekten bir siyasi yazıyı kurgulama kabiliyetini orada elde ettim. Yani bir okuldu. Çok iyi bir okuldu Yankı. Güzelmiş. Buyurunuz. Sabahları gün doğmadan uyanıp Yankı dergisine göndereceği yazıları hazırlar, ardından derse gider. O yıllarda Hürriyet Vakfı Başkanı olan Orhan Birgit'in önayak olmasıyla Hürriyet Gazetesi için raporlar hazırlamaya başlar. Tüm gazeteleri tarayıp notlar çıkarmakta, eşi de kupürleri kesip yapıştırmaktadır. Bir sonbahar günü Beytepe kampüsündeki odasında Oluşum dergisine göndereceği yazısını hazırlarken telefonu çalar. Hürriyet Gazetesi'nin yayın koordinatörü Hasan Pulur'dur telefondaki. Gazetenin patronu Erol Simavi'nin kendisiyle görüşmek istediğini söyler. Buluşma Ankara Oteli'nin barında gerçekleşir. Bir Baba Ali efsanesi olan Erol Simavi, genç akademisyenden kendisine danışmanlık yapmasını ister. Asla reddedilemeyecek bir tekliftir ve Ertuğrul Özkök bir saniye bile düşünmez.
Birkaç yıl sonra sosyalizmden liberalizme dönecek olan Özkök'ün, Fransızca karşılığı liberte olan hürriyetle yolunun kesişmesi, kaderin ağlarını ördüğünün işareti gibidir. 1986'da başlayan hürriyetli yıllarda danışmanlığın yanı sıra Moskova ve Ankara temsilcilikleri yapar. Bir akşam İstanbul'daki odasında otururken telefonu bir kez daha çalar. Bu kez Ahize'nin diğer ucunda Erol Simavi vardır. Marmara Oteli'ne çağırmaktadır. Yine bir bar buluşmasında bir araya gelirler. Ertuğrul Özkök daha sandalyesine oturmadan Simavi, "Şekerim, seni gazetenin yayın koordinatörü tayin ettim," der. Özkök, hayatında hiç gazete yapmadığını söyler. "Merak etme, 2 ayda öğrenirsin şekerim," yanıtını alır. Güzel bir yemek yenir, iyi bir şarap içilir. Gazete yapmayı bilmeyen Ertuğrul Özkök, o masadan kalktıktan sonra basının amiral gemisinin kaptan köşkünde tam 20 yıl oturacak ve tek başına bir gazetecilik ekolü yaratacaktır. Ülkenin en güçlü koltuklarından birinin sahibi olmak, sadece sosyoekonomik statüsünü değil, dünyaya bakışını da değiştirir. Fakat sosyalist Ertuğrul'un liberal Özkök'e dönüşmesinde asıl etken, dönemin bir siyasetçisidir. 12 Eylül sonrası ANAP'la iktidara gelen Turgut Özal'ın yapmak istediklerinden fazlasıyla etkilenir ve kendisini liberalizm yanlısı olarak tanımlar. Yaşça geç girmiş olsa da gazeteciliği, özellikle de gazete mutfağını çok sever. Tansu Hanım bir defasında çok sinirlenip "ya gazete ya ben" dediğinde bile tereddütsüz gazete der. Şöyle bir şey demedim ya. Bir dakika. Böyle bir şey, bir dakika. Tansu böyle bir şey bana demedi. Tansu yalnız mülakatta söylemiş olabilir böyle bir şey ama böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Yani sinirli bir anda söylemiştir falan ama. Çok Tansu, mu çalışırdınız Ertuğrul? Efendim? Çok mu çalışırdınız? Çok çalışıyordum, evet. Günde? Haftada 7 gün çalışıyordum. Sabah saat 8'den 9'dan akşam saat, yani çoğunlukla 12'ye kadar, 11-12'ye kadar. Oo. Sonra eve gidiyordunuz. Evet. Çok sonra mu? Eve gidiyordum, evet. Ve 7 gün boyunca. Evet. Ama yani Tansu zaten bir dönem gelmedi buraya. Ankara'da oturdu o. Hmm. Ankara'da kaldı. Ben buradaydım. Marmara Oteli'nde kalıyordum. Sonra geldi buraya. Yani burada bir ev buldum falan. O zaman geldi. Ama hiçbir zaman İstanbul'u sevmedi Tansu yani. Hep o kafası Ankara'da, Kuşadası'nda, Urla'da, İzmir'de öyle hep yaşadı kafası. Ama yani bana böyle bir şey demedi hiçbir zaman. Ya gazetecilik ya ben gibi bir şey demedi. Ama yani benim çalışmamdan şikayet etmedi Tansu hiçbir zaman. Hmm. Hiçbir zaman şikayet etmedi. O kendisi hayatı vardı öyle bir şey. Ama tabii böyle şeyler olmuş olabilir. Yani ilgilenmiyorsun bilmem ne falan gibi. Mutlaka her ailede olan şeyler bunlar. Her ilişkide olan şeyler. Ertuğrul Bey, Hürriyet'e kim amiral gemisi demiş ilk defa? Bilmiyorum ki. İşte sevdiğim bir kavram da değil ya. Galiba Güneri Bey bulmuş onu. Amiral gemisi kavramını, evet. Fakat şimdi şöyle bir şey vardı. Hep bana, yani Hürriyet'te benim koymadığım şeylerin hep hesabını ben verdim. Mesela Türkiye Türklerinin lafını ben koymadım oraya. Koyan patronlar da değil. Tahsin Öztin diye Sedat Simavi, kurucu baba Sedat Simavi'ninle başlamış yaşlı bir abimiz vardı. Ona logo yaptırmışlar. O zamanlar böyle şirketler yapmıyor logoları. Tahsin abi bir logo çizmiş. Kendinden oraya bir bayrak koymuş. Bayrak koyunca bir de Atatürk koyayım demiş. De altında Türkiye Türklerindir yazmış. Şimdi bazı şeyleri yazarsınız. Yazmak çok kolaydır da kaldırmak çok zor olur onu oradan. Dolayısıyla yani bunlar mesela Hürriyet devlet gazetesidir dendi. Şimdi herkes benim bütün solcu arkadaşlarım, hatta liberal arkadaşlarım da hepsi bana ya kardeşim bunu sen inkar et. Ne demek devlet gazetesi olmak falan diye. Halbuki ben çok sevdim bu kavramı. Niye biliyor musunuz? Devlet gazetesi bana öyle bir koruma sağlıyordu ki. Onun altında her şeyi yapıyordum ben. Türkçe başlık attım ya. Mesela Öcalan yakalandığında herkes, o Milliyetçi gazeteler, Rahmi Turan falan gazeteleri manşet atıyordu. Hemen beklemeyin asın falan diye. Ben Hürriyet'te kampanya yaptım. Asmayalım bu, sakın yapmayın bunu diye. Çok daha büyük sorunlar çıkar diye. Emin Çöleşan hiç beklenmedik bir şekilde sakın yapmayın diye yazılar yazdı o dönemde. Herkes şaşırdı. Ama şöyle bir şey oldu. Ha, Hürriyet böyle diyorsa demek ki devlet de böyle düşünüyor. Hı. Halbuki biz kendimiz yazı işlerini, hatta yazı işlerindeki arkadaşlar bana diyor ki ya bunu biz böyle yapmayalım, taşlarlar bizi. Taşlasınlar dedim. Taşlasınlar. İleride taşlanmaktansa bugün taşlanmayı göze alalım. Ama ileride bunun tahmin edilmeyecek sonuçları olur böyle bir şeyin diye.
Yani o bakımdan bu tür kavramlar, amiral gemisi. Ben amiral gemisi lafını sevmedim hiç yani. Amiral gemisi, gemi falan. Amiral. Yani gazeteydi. Hürriyet neticede bir gazeteydi yani. Gazetelere hep değerinden fazla bir şey atfetmek de yanlıştır. Yani insanları hep kafalarında bir sembolizme götürür. Sembolizme götürdüğü zaman da bu ayaklarda bağlayıcı bir şey oluyor. Yani amiral gemisi. Böyle bir şey yok gazete. Ama her ülkenin gerçekten lokomotif gibi çeken bir gazetesi vardır. Yani Amerika'da bu New York Times'dır. Fransa'da Le Monde'dur, Le Figaro'dur. Almanya'da bir popüler gazete vardır, Bild. Bir tane Frankfurt der Allgemeine Zeitung vardır. Ne bileyim, İngiltere'de Guardian ve Time, daha çok Times'dır. Yani şimdi Guardian daha önem kazandı ama. Yani böyle bir şey. Gerçi bunların hiçbiri kalmadı artık şimdi. Bambaşka bir medya doldu artık ama yani. Buyurun. Hem basın hem yöneticilik anlamında pek çok yeniliğe imza atar. Popüler kültür alanında uzmanlaşmış bir sosyolog olarak hayatın her alanını gazeteciliğe dahil eder. Hürriyet'i Sabah'la girdiği sert rekabette Türkiye'nin lider gazetesi olarak tutmayı başarır. Bu arada hafta sonu eklerini kuvvetlendirmek, ilk gastronomi ve pro yazarlarına köşe açmak, kendi yazılarında popüler kültüre sıkça ve geniş yer vermek gibi çığır açıcı hamleler yapar. Eski damadı, müzisyen Ercan Saatçi'nin de şirketinden albüm bile çıkarır. En sevdiği aryaları Arta Kalan Zamanda ismiyle toplar. Köşeler babamızın malı değildir gibi cümleler, sitcom gazeteciliği gibi kavramlarla geleneksel tarza yakın ustaların sinir uçlarına dokunur. Tabuları yıktıkça tepki çeker, yalnızlaşır, kendi deyimiyle dayak yer. Önce cambazlık dediği, sonra jonglörlük olarak güncellediği bir iştir gazete yayın yönetmenliği. Patronu, siyasetçiyi, yazarları, okurları, personeli dengede tutmaya çalıştığı zor bir mesai. Ama teslim aldığı gazeteyi bir yandan yeni döneme uygun şekilde dönüştürürken, bir yandan da hem satış hem etki açısından zirveye çıkarır. Türk basın tarihinin en önemli isimlerinden biri olur. Ertuğrul Özkök'ü anlatmak hem kolay hem zor. Kolay çünkü kendisi hakkında cömertçe malzeme sunan biri. Zor çünkü onun kendisine taktığı lakapları, yakıştırdığı sıfatları sadece tekrarlamak bile iki kere düşünmeyi gerektirebiliyor. Ama tamamen kendi ifadelerini alıntılarsak ortaya şöyle bir portre çıkıyor. Fenerbahçeli, İzmirli, Balkan göçmeni, eskiden Türk, beyaz Türk, Sünni, saf, Allah'ın iyi kulu, şanslı bir hergele, ruh hastası, harbi manyak, patavatsız, başına buyruk, abartan karakterli, sapık bir narsist, seksi, sitcom gazetecisi, trendsetter, moda öncüsü, hükümet şakşakçısı, iktidara yakın bir gazeteci, hiçbir zaman kemalist olmayan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dostu, dimdik, onurlu, omurgalı, dönek, sonradan görme, yetmez ama evetçi. Yok, yetmez ama evet. Bir dakika. Bu yetmez ama evet hep karşıma çıkıyor. Bir gün Karaköy'ün orada bir yerlerde bir oteldeyim. Otelden çıkıyorum. Gece saat 2. Bir yemek memek oldu. Bir de aşağıda küçük bar gibi bir yeri vardı. Şey yaptık. Kapıda bir kadın çekmiş kafayı da böyle. Yapıştı yakama. Siz dedi Hasan Cemal, senin ve senin gibi yetmez ama evetçiler bu memleketi bu hale getirdi. Değil mi hanımefendi? Ben yetmez ama evetçi değilim. Ben hayır oyu verdim. Ve yani dedim ben hayır sen yetmez ama evetçisin. Tamam dedim, tamam yetmez ama evetçiyim. Yani ne yapayım artık, yani inandırmam mümkün değil. Hayır, ben bütün son referandumların, ben bütün referandumlarda Türkiye'de oy verdiğim referandumlarda hayır kullandım. 82'den itibaren. Hepsinde. Özal zamanında da hayır kullandım. Özal çünkü bir tek Özal zamanında evet kullandım. Şöyle siyasi yasaklar şeyinde evet dedim. Ama orada da şöyle karşı çıktım. Bunu referanduma götürmeyin, meclise kaldırın bunu dedim. Öbürlerinde yani şu son dönemde, AKP döneminde yapılan bütün referandumlarda ben hayır oyu kullandım yani. Bunu da saklamadım hiçbir zaman. Ama üzerime yetmez ama herhalde bana öyle yakıştırıyorlar yani. Arkadaşlarımın çoğu öyle çünkü. Yani çok tuhaf ama yani. Bana arkadaşını söyle, yani sana kim olduğunu söyle. Yani, evet öyle şimdi. Emin Çöleşan'la fikri olarak hiçbir beraberliğimiz yok.
Ama her gittiğim yerde ben onunla beraber ulusalcıymışım falan. Ben ulusalcı değilim. Kemalist de değilim. Kemalist kelimesini sevmiyorum. Atatürk'e hayran bir insanım. Ama Kemalist değilim. Ya ona Kemalizm haline getirilmesinde hoşuma gitmiyor yani şey olarak. Atatürk'e haksızlık olarak görüyorum bunu. Çünkü Atatürk kelime çok yakın hissediyorum her zaman. Her dünyaya bakışıyla, her şeyiyle yani. Kılık kıyafetiyle, giyimiyle, bilmem nesiyle. O bakımdan bazı şeyler üzerime yapıştı ve bunlardan... Kurtulamıyorum. Kurtulamıyorum. Ölünceye kadar böyle gideceğim yani. Mezar taşıma da yazılacak o herhalde. Şimdi bence bir daha bu programdan sonra size yetmez ama evetçi demezler. Hayır bir daha söyleyeyim ya. Yetmez ama evetçi değilim ya. Allah aşkına yapayım. Ya şu değiştirin. Ama yani giriyorsun Google'da bilmem ne bastığın zaman. Bu da Google'da. Buyurun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dostu, dimdik, onurlu, omurgalı, dönek, sonradan görme, yetmez ama evetçi, 28 Şubat'ı hala savunan, ne faşist, ne ırkçı, ne şucu, ne bucu, kim, kimi ve neyi temsil ettiğini bilmeyen. İşte bu sivri çıkışları ve gazetecilikte yapmak istedikleri kısa sürede hedef haline gelmesine yeter de artar. Bir de bir eksik var. Bir dakika. Lakaplardan bir eksik daha var kendi kendime taktığım. Bonobo maymunu. Onu bilmiyorum. Bonobo maymunu ne? Bonobo şempanzenin bir türü. En zeki olanı. Ha. Evet. Yani hayvanlar içerisinde zevk almak için sevişen belki de tek şey. Maymun türü ve zeka olarak da iyi. Bonobo son zamanlarda çok meşhur. Bütün araştırmalarda o inceleniyor. Yani şundan dolayı. Bütün maymunlar aynı maymun değildir. Onu anlatmak için söylüyorum bunu. Anladım. Yani bazı bütün, maymunlar evet, Bonobo maymunudur. Evet, evet. Yani ben bütün dönekler aynı dönek değildir. Bonobo döneğidir bazıları. Ben Bonobo döneğim yani. Buyurun. İşte bu sivri çıkışları ve gazetecilikte yapmak istedikleri kısa sürede hedef haline gelmesine yeter de artar. Sadece mesleğini yaptığı için iki kez ölümden döner. Bombaların hedefi olmaktan son anda kurtulur. 1990'lı yıllar. Ertuğrul Özkök, Kanlıca'da Boğaz kıyısında salepinden son yudumu alır, masadan kalkar. Hürriyet gazetesinin kendisine tahsis ettiği arabaya oturur. Gazetenin efsanevi yazarı, kültür sanat duayeni Doğan Hızlan da yanındadır. Sedat Simavi'nin anması için Kanlıca mezarlığındaki kabrinin başına gitmektedir. Şoförün kullandığı Ford Taunus, karlı havada patinaj yapar, çıkamazlar. Birkaç dakika gecikirler. O birkaç dakika hem onların hem de anmaya katılan diğer kişilerin hayatını kurtarır. Çünkü bir önceki yıl Özkök'ün konuşma yaptığı noktada aynı saatte bir bomba patlar. Tıpkı Selefi Çetin Emeç gibi onu da bir suikastla öldürmek istemişlerdir. Hep iktidara yakın olmakla suçlanır. Kendisi ise iktidara yakın olmakla övünür. Çünkü en büyük haber kaynağı daima devlettir, iktidardır. Özal'la 80'li yıllarda başlayıp ölümüne dek süren sıcak ilişkisi onu hem parlak bir gazeteci hem de kararlı bir liberal haline getirir. Sonraki yıllarda gazetecilik kariyerini Özal yanlısı bir siyaset yazarı olarak yaptığını bile söyler. Tabii ki bu yakınlığın bedelini ödeyecek bir dönem Özköşk lakabıyla anılacaktır. 90'lı yılların sonunda siyasette ve yargıda hareketli günler yaşanmaktadır. Türkbank ihalesindeki yolsuzluk iddiaları sonrası Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru önergesi verilir. Ve 25 Kasım 1998'de hükümet düşer. 3 hafta sonra dönemin Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener gazetecilerin karşısına çıkar. Elinde bir siyasetçi, bir Yargıtay üyesi ve gazetecilerin arasında geçen telefon konuşmalarının ses kaydı vardır. O dönemde neredeyse her gün yasa dışı olup olmadığına bakılmaksızın ortalığa bir takım ses kayıtları saçılmaktadır. Ertuğrul Özkök de bundan nasibini alır. Devrik hükümetin bakanı Güneş Taner'le yaptığı görüşme, hükümete yakınlığının bedellerinden biri olarak hanesine yazılacaktır. Hürriyeti yönettiği yıllar boyunca manşetleri, pişmanlıkları... Şu telefonu bir anlatabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu telefon konuşması enteresan bir konuşma. Ankara'daki bir geceden sonra yapılan bir konuşma bu. Şöyle oldu. Ankara'daydım ben. Zafer Mutlu Sabah'ın genel yayın yönetmeninde. O da Ankara'da. Mesut Yılmaz'ın evinde buluşuyorlardı. Güneş Taner de orada. Güneş Taner benim Güneş siyasete girmeden, ben gazeteci olmadan tanıştığımız bir arkadaşımız. Hatta kavgayla başladı. Yani bir davette
prosunu, bu kadar proyu benim duvara sıkıştırdı ve burnuma kadar sokup, ben Özal şey olduğum için Ecevitçiydim o sırada, bu da Özalcıydı. İkimiz orada siyasi bir kavga yaptık. Yani ben Ecevitçi olarak, o da Özalcı olarak kavgayla başladı arkadaşım. Sonra çok iyi arkadaş olduk. Çok severim Güneş Taner'i hakikaten. Hala da çok sevdiğim ve iyi de bir siyasetçidir bana göre. O gece Mesut Yılmaz'ın evine gitmiş onlar. Beni de davet ettiler. Fakat benim o gece başka bir işim vardı. Başka bir yerde bir şeyim vardı. Ben gidemedim oraya. Ertesi sabah döndüm İstanbul'a. Bir öğrendim ki Abdullah Öcalan Rusya'ya kaçmış. Mesut Yılmaz Abdullah Öcalan'ın nerede olduğunu MİT raporu, elindeki MİT raporuna göre Zafer Mutlu'ya söylemiş. Tabii ben delirdim haberi atlayacağım diye. Yani bir de bir gece önce kendi kendime de niye gitmedim ben oraya diye. Başka bir iş vardı. Söz verdiğim başka bir şey vardı. Oraya gitmiştim. Güneş'i açtım. Söyle diye. Güneş de bana diyor ki ne gelmedin kardeşim? Daha önemli ne olabilirdi falan diye bana böyle şey yapıyor. Bağırış çağırış. Fakat telefon ederken yanımda da bizim Doğan Holding'in şeyi vardı. CEO'su. Birkan Erdal. Onlar da bir fabrika kuruyorlardı şeyde. Kocaeli'nde. Onun teşvik belgesini imzalamıyormuş Güneş Taner. De onu bir soru ver dedi ona. Ben fabrikanın ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim şu. Fabrika için devletten alınmış arsa yok. Devletten alınmış kredi yok. Güney Kore kredisiyle Exim Bank kredisi alınıyor. Devletten hiçbir şey istenmiyor. Tek şey var. Makinaları, karton fabrikası kurulacak. Makinaları getirmek için teşvik alınması gerekiyor. Çünkü o teşvik yani gümrükten muaf tutma teşviği. Onu almazsanız makineye getiremiyorsunuz. Hakkınız bu yani. Hakkınız olan bir şey istiyorsunuz. Ve Güneş'e bunu söyledim ben. Bilmiyorum ayrıca ne olduğunu falan da. Güneş Taner de onu o sırada Milliyet Gazetesi satılmıştı bir adama. Neydi adamın adını unuttum şimdi. Oraya gitmiş. Yani Hürriyet'in değil onların işimiz zannediyormuş. O yüzden imzalamamış. Bilmiyor da yani bizim Hürriyet'in olduğunu falan. Ya yani böyle bir şey. İçinde kanunsuz hiçbir şey yok konuşmada. Zaten savcılık araştırma yaptı. İçerikle ilgili bir şey var mı? Yani dava açma bir şey. Ama tabii öyle bir görüntü olunca bir gazeteciyle bir bakan bir iş meselesini konuşmuyor. Haklı olarak tepki doğdu. Ben hiçbir zaman kızmadım insanlara. Orada kızdığım taraf bu konuşmaların suç varsa içinde, suç varsa savcılar gereğini yapar. Ama suç yoksa bunun hem de eski bir İçişleri Bakanı tarafından açıklanması bence yani demokratik bir devlette kabul edilecek bir şey değil. Bugün zaten suç. Bugün olsa zaten suç. Ne gerekçeyle açıkladılar Ertuğrul? O zaman şimdi Tansu Çiller'le falan aramızda şey var. Yani biz muhalefet ediyoruz Tansu Çiller'e. O da Tansu Çiller'in bakanıydı Meral Hanım. Ya Meral Hanım'la da çok iyi dostuz. Şu anda da çok yani sevdiğim, benim çok sevdiğim politikacıdır Meral Hanım. Zaten ondan sonra dost olduk yani şey yaptık. Ben dava açmıştım, davadan vazgeçtim falan. Yani davayı kazandı açanlar. Sedat Ergin falan kazandı. Ben de kazandım davayı fakat sonra vazgeçtim. Feragat ettim yani evet şey yapmadım. Yani böyle bir şey var. Şık değildi ama bir şey söyleyeyim size. Benden sonraki dönemde gazetecilerin yani reklam almak için yaptığı telefon konuşmalarını gördüm. Ben onların hiçbirini yapmadım hayatım boyunca. Yani beni eleştirenlerin neler yaptıklarını gördüm. Ama şöyle bir şey var. Hani Hazreti İsa'da var ya, bütün insanlık adına günahları ben çekerim diye kefareti. Yani bazı şeylerin kefaretini hep ben çektim Türk basında. O bakımdan ama işte büyük, büyük bir gazetenin başında oturunca bunlar da fıtratında. Ertuğrul Bey, en uzun süre değil. Siz mi genel yönetmenliği yaptınız? Hayır, benden daha uzun Abdi İpekçi var. O kaç? 24 yıl o. Siz son 4 yılda yırtmışsınız siz. Vallahi işte ben de gidiyordum az daha yani. O hakikaten o şey, iki şey sayesinde. Bir salep, doğanızdan salep içelim dedi. Bir de sağ olsun patronlarımın bana verdiği elden düşme ağır bir tanus. Kalkamadı yerinden lastikleri, mastikleri falan. Yani Sabah gazetesinde o zamanlar herkesin altında BMW'ler, şunlar, Cadillac'lar vardı. Öyle bir şey olsaydı ölmüştüm ben. Yani Erol Simavi'nin bize o dönemde Cadillac ve BMW gibi arabalar almamasının şeyini gördük. Buyurun.
Hürriyet'i yönettiği yıllar boyunca manşetleri, pişmanlıkları, köşe yazıları ve verdiği fotoğraflarla çok konuşulur. Her ne kadar Özkök manşetlerin hükümet devirmek gibi bir gücü yoktur dese de bazen birkaç kelime insanların kişisel tarihini birleştirir. Bugün artık Ahmet Kaya ve Özkök'ün yaşam öyküleri birbirlerinden azade yazılamaz. 20 Temmuz 1999'daki "Vay şerefsiz" manşetinin sebebini, önünü, arkasını defalarca anlatır ve yazar Özkök. Yine defalarca özür diler, pişmanlık belirtir, aynı şeyi bugün olsa yapmayacağını anlatır. Ama manşetler böyledir. Hükümetleri deviremese de yılları devirir, unutulmazlar. Şimdi şu manşet üzerine duralım mı? Tabii. Siyasi hayatı bitti. Bu manşet yanlış değil. Bu manşet doğru. Tayyip Erdoğan'ın "siyasi hayatı bitti" manşeti doğru. Çünkü kanunen o dönemde bitmişti. Bitmişti. Nitekim milletvekili seçilemedi. Giremedi seçimlere. Yani bunu siz niye manşet attın diye etik olarak tartışabilirsiniz. Ama manşetin doğruluğu tartışılamaz. Bu manşet doğruydu. Şimdi ama bana asıl bu manşetten dolayı yüklenmiyor, dikkat ederseniz. Bana hep "muhtar bile olamaz" başlığı. Evet. Bende manşet değildi o. Radikal Gazetesi'nde manşetti. Onu da ben çektim. Yani ha, manşetler karıştı. Hayır, manşetler karıştı ama yani bende tek sütundu. Söyleyen de Türk yargısının en tepesindeki isimlerden biriydi ve doğruydu. O da doğruydu. Seçilemiyordu. Bakın, benden yıllar sonra Macron'la ilgili bir dava başladı şeyde. Söyleyin şunu, Fransa'da. Le Monde gazetesi o davayı kaybettiği takdirde bundan böyle bir daha siyasi hayatı bitecek ve hiçbir şekilde seçimlere giremeyecek diye Le Monde gazetesi yorumunda yazdı bunu. Ama bazı şeyleri bana 411 el kaosa kalktı diye bana durmadan hala soruyorlar. AKP'nin en önde geleni rahmetli şimdi olduğu Burhan Kuzu 7 Haziran seçiminden sonra çıktı. Millet kaosa el kaldırdı diye o konuştu. Ona kimse bir şey demiyor. Bana hala "sen mecliste kaosa el kalktı" diye şey yapıyorsun diyorlar. Yani böyle ya, bunların bazı şeyleri gelecek benimle birlikte. Ahmet Kaya ile ilgili gelince de Ahmet benim iyi bir dostumdu, biliyor musunuz siz bunu? Bilmiyorum. Ahmet hakkında Türk basında belki de en övücü yazılarını da ben yazdım. Ahmet Kaya "şerefsiz" kelimesini çok severdi. Çok sever. Herkese "şerefsiz" derdi Ahmet. Kimse bunu bilmiyor. Tamam. Ama tabii bunu günlük konuşmana, "vay şerefsiz" diye konuştuğunuzda ben biraz onu şey yaparak. Yani şimdi hoşuma gitmiyor şimdi baktığın zaman ama yani mesela bugün olsaydı aynı tepkiyi verecek bir başlık atsaydım. Kaç kere söyledim bunu. "Olmadı be iki gözüm" derdim. Onu da, iki gözüm de onun lafıdır. Anladın mı? Ama bir şey söyleyeyim size. Yani müzik olarak Türkiye'de Türk müzik sanatçısı olarak en fazla şarkısı kim var dersen, bir numara Sezen'dir benim kendi albümlerimde, yani kendi yaptığım albümlerde. İki numara Ajda Pekkan'dır. Üç numara Ahmet Kaya'dır. Yani bu başka bir şey. Yazık yani Ahmet. Tabii Ahmet'e yapılan şeyler iyi bir şey değil yani. Bunu bugün geriye baktınız ama bugün öyle şeyler var ki artık yani. Ahmet'e yapılanlar bile yanında şey kaldı artık yani. Neyse. Buyurunuz. Hatta bazıları insanın başını daha büyük derde sokar. 28 Şubat dönemi ve sonrasında Hürriyet'te yer alan "muhtar bile olamaz". Bak, yanlışmış. O Radikal Gazetesi'ymiş. Hayır, var var, Hürriyet'te vardı. Fakat manşet değildi Hürriyet'te. Ha. Hürriyet'te vardı, o da vardı bir sütun. Tek sütun vardı. 28 Şubat dönemi ve sonrasında Hürriyet'te yer alan "muhtar bile olamaz". Bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin. O acaba Hürriyet mi içerideki yoksa Radikal mi bilmiyorum. Tam sayfa şeyini bilemedim yani. Ama Radikal'de manşetti yani. Milliyet'te de vardı aynı. "Gerekirse silah bile kullanırız. Beceremediniz artık bırakın" gibi başlıklar nedeniyle yıllar sonra ifade verecektir. Kamuda başörtüsüne izin veren anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün ardından gelen 411 el kaosa kalktıysa sadece medya tarihine geçmekle kalmaz. Günlük konuşmaya dahi yerleşir. Peki bir şey söyleyeceğim ben. Burada keselim. Niye medya tarihine geçti bu laf? Bence hiç önemli bir laf değil bu. Burhan Kuzu söyledim size. Aynısını. Evet. "Millet kaosa el kaldırdı." Ya millet daha önemli değil mi meclisten? "Millet kaosa el kaldırdı" deyince hiçbir şey olmuyor.
Milletvekili kaosu el kaldırdığınca olay oluyor. Ertuğrul Bey, burada anlamadığım bir şey sormak isterim. Bence bunların hepsi ideolojik. Bakın, şimdi şu saydığınız manşetler var ya, şu saydığınız manşetlerin karşısına ben, şu FETÖ'cülerin Ergenekon, Silivri, Balyoz davalarında FETÖ'cü polislerin ve savcıların, hakimlerin yazdırdıkları haberlerin manşetlerini koysam dehşete kapılırsınız. 28 Şubat'ta bir tek insan intihar etmedi. Ali Tatar ne oldu Ali Tatar? Günlerce manşet yaptılar Ali Tatar'ı. Sıktı başına gitti. Peki Ali Tatar için o manşetleri atanlara bir kişi bugüne kadar, bir kişi ya kardeşim sen niye yaptın bunu dedi mi? Hala hepsi aynı gazeteci bunların. Hepsi duruyor yerinde, oturuyorlar daha hala. Hepsi FETÖ'nün aleyhine yazıyorlar. Peki siz de bir çıkın da birazcık özür dileyin ya. Ben 1000 kere özür diledim. İçinizden biri çıksın desin ki ya arkadaş biz de yanlış yaptık ya. Osman Gökçe'nin programına çıktım. 8 tane manşet koydum önüne. Bana söyledi bunların hepsi. Bunlar artık bana banal geliyor bunlar artık. Çünkü o kadar tepildi. Hiç bana, hele hele bugün yaşadıklarımızdan sonra şu manşetlerin hiçbir manası yok artık. Hakikaten yok. Osman Gökçe'ye 8 tane manşet bıraktım. Her biri insanların hayatına mal olmuş manşetler. Silivri davaları sırasında. Yani Türkan Saylanların evlerinden alıp götürüldüğü, İlhan Selçukların evlerinden aldıkları, götürüldükleri, Kudüs'ü okurların Ergenekon'un kasası dedikleri o günlere ait. Bütün o rezil manşetleri koydum. Dedim ki bak beni çağırdın, bana bunları soruyorsun. Bana herkes soruyor bunları. Ben herkese diyorum sorun. Hayatımın sonuna kadar. Bazı şeyler var. Alnımda utanç olarak hiç silmeden yaşayacağım bunu diyorum. Kendim silmeyeceğim diye. Mehmet Ali Biran'da Cengiz Çandar'a karşı attığımız o manşet. Mehmet Ali'den şey manşet işte. Neydi o? Hay Allah unuttum şimdi. Andıç. Andıç olayı. Andıç olayında. İşletti bizi devlet. Devlet resmen bizi işletti. Ama bugün devlet herkesi işletiyor ya. FETÖ olaylarında kim işletti? FETÖ olaylarında. Savcılar, hakimler. Devletin savcıları, hakimleri. Devletin polis müdürleri. Şimdi bakıyorum şeylere. Yani tamam mı? Ya bundan 10 yıl önce Hrant Dink'i Ergenekoncular öldürmüştü. Aradan 10 yıl geçti. Şimdi FETÖ'cüler öldürdü oldu. Merak ediyorum bundan 10 yıl sonra kim öldürdü olacak acaba? Öldüren bir tane. Öldüren var mı? Tamam öldürüldü. Ama her 10 yılda bir tarihin gerçeği değişir mi bir ülkede ya? Her 10 yılda bir tarihin gerçeği değişiyorsa o zaman kimsenin kimseyi yerden yere vurma, eleştirme hakkı da yok demektir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkes hep 28 Şubat falan deyip ondan sonra bugünün bütün ne kadar yapılmış şeyi varsa bu tartışmayı erteliyorlar. Ama bunlar da tartışılacak. Tartışılsın ben mi diyorum ama gazete manşetlerinden suç yaratmak bence kimseye hayır getirmez. Kimseye hayır olmaz bu işin. Onu anlatmaya çalışıyorum. 411'e kaosa kalktı. Ne var yani? Burada meclisler bir şey söyleyeceğim. Meclisler yanlış karar alamaz mı? İstanbul Sözleşmesi var önümüzde. Meclis evet demedi mi buna? Evet. Cumhurbaşkanı kaldırdı. Peki meclis o zaman neye el kaldırdı? Bana söylesinler. Neye el kaldırdı meclis o zaman? 246 kişi el kaldırdı mecliste. Meclisler de yanlış karar alabilirler. Yanlış kanun da çıkarabilirler. Ve eleştirilebilir. Böyle bir şey yok yani. Meclis eleştirilmez diye bir şey yok. Siz bu kadar liberal düşünürken niye o zaman başörtüsü özgürlüğünü... Ben karşı olmadım hiçbir zaman. Oradaki bak o manşetteki herkes sadece manşete bakıyor. Orada ben başörtüsü yasağı sürsün diye atmadım o manşeti. Öyle bir şey yok orada. Anayasa Mahkemesi Başkanı da aynı şeyi söyledi o dönemde. Kimse haberleri okumuyor, spotları okumuyor. Bizim o zamanlar savunduğumuz şey şuydu. Başörtüsünü özgür bırakın ama bunu anayasa maddesi haline getirmeyin dedik. Bunu bir konsensüsle yapın. Hepimiz de bunu gönülden destekleyin. Nitekim anayasayla değiştirilmedi. Başörtüsü özgürlüğü anayasayla değiştirilmedi. Sonunda toplum öyle bir noktaya geldi ki bugün artık hepimize manasız geliyor değil mi? Ben çok. Zaten ben bir şey söyleyeyim size. Benim hayatımda ben hiç başörtüsü yasağını savunmadım. Hiçbir zaman savunmadım.
Hayatım boyunca savunmadım ben bunu. Orada söylediğimiz şey oydu bizim. Şimdi manşet görüyoruz orada gene. Efendim gerekirse silah kullanırız. Manşetin altında o lafı kimin söylediği var? Ülkenin Genelkurmay Başkanlığı'nda verilen briefingde 114 tane gazetecinin önünde söylendi o laf. Bunu bana meclis komisyonunda da söylediler. AKP'li sordu. Peki okudunuz mu altındakini dedim. Okumamış haberi. Çünkü oradaki haber şu. Silahlı kuvvetler iç hizmet kanunu askerlere silah kullanma yetkisi veriyor. Ve bu soruyu bana sorduğunda AKP'li milletvekili ben de onu söyledim. Peki dedim bunun üzerinden 10 yıl geçti. O kanun hala duruyor yerinde. Şimdi bugün değişti. Peki siz niye değiştirmediniz onu? Yani totemciliktir bu bak. Totemcilik nedir biliyor musunuz? Bir manşete takılıp kalmaktır. O yüzden benim için manşetlerin hiçbir önemi yok. Ha bir şey söyleyeyim ben size. O manşetleri herkes, o haberler herkeste vardı. Niye benimki hatırlanıyor biliyor musun? Benim zekam var. Sen reklamcısın. Ben de biliyorum bu işi. Ben akılda kalacak lafı bilen bir insanım. Allah. Bu da bana Allah'ın vergisi. Benim attığım manşetlerdeki zeka orada bugün hala kalıyor ve belki de sonsuza kadar kalacak. Hep konuşulacak. Konuşulacak. Yani ben kimse hala unutmadılar. Lady'nin topuk sesleri diye Tansu Çiller'in gelişini manşet yaptım. Yani bana göre benim hayatımda verdiğim en güzel manşet oydu. Lady'nin topuk sesleri. Türkiye'de ilk defa bir kadın başbakan geliyor ve şey. Tamam mı? Yani o yüzden böyle eleştiri yaparken şeyi anlıyorum ben. Bana kızan, rakip gören ya da bunun üzerinden siyaset yapmak isteyen vurabilir tabii. Ama 400 en buraya kaosa kalktı lafının demokrasilerde hiçbir şeyi yoktur. Eleştirebilirsin. İşte onu anlattım size yani. İstanbul Sözleşmesi'ni bu meclis 246 kişi el kaldırdı, oyladı. Ondan sonra yanlışmış dendi. Şimdi yerden yere vuruyorlar. O meclis kabul etmedi mi bunu? Yani niye ben suçluyum peki? Suçlamıyorlar da eleştiriyorlar sizi. Suçluyorlar canım ya sen yapma Allah aşkına. Buyurunuz. Özkök suçlandığı her manşeti açıkça konuşmaya hazır olduğunu ama 2010'dan sonraki gazeteciliğin sorumlularının da aynı açıklıkta olması gerektiğini söyler her zaman. Pişmanlıklarının en büyüğünü ise 1998'deki meşhur Andıç olayıyla yaşar. Askeri bir bilgilendirme notu olan Andıç'ta dönemin İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'la gazeteciler Mehmet Ali Birand ve Cengiz Çandar hakkında asılsız bilgiler bulunmaktadır. Belgenin yazılmasındaki amaç kamuoyu baskısı oluşturup 3 isme dava açmaktır. İddia ise çok ağırdır. Para karşılığı PKK'ya destek vermek. Ertuğrul Özkök bu tuzağa düşer. Yalanlarla dolu belgeyi iki gazeteciyle yakın arkadaşlığına rağmen yayınlar. Akın Birdal suikasta uğrar. Gazeteciler işlerinden kovulur. Özkök kendi deyimiyle Andıç konusunda dolduruşa geldiğini anlayınca pişman olur ve durumu düzeltmek için çok çabalar. Bu da onun alnımda bile taşırım dediği hatalarından biridir. Zaten bu kadar çok eleştiriden minimum yarayla çıkmasını sağlayan özelliklerinden biri de hatalarını açık yüreklilikle kabul etmesi ve olup biten her şey hakkında net ve kelime seçmeden konuşmasıdır aslında. Ve tabii kendisine gülebilmesi. Tıpkı bizim onu Press Bay'de sık sık görüp güldüğümüz gibi. Mesleğinde olduğu gibi verdiği fotoğraflarla da uçlarda dolaşır hep. Bir gün Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarı başında elinde çiçekle görürüz, bir başka gün İskoçya'da Johnny Walker'ın şatosunda etek giyerken. Sharon Stone'la da aynı kareye girer, Andy Garcia'yla da. Aydın Doğan'ın teknesindeki fotoğrafları ayrı tartışılır, gazete el değiştirdikten sonra yeni patronlarla verdiği fotoğraf ayrı. Umre'de bile görürüz onu. Sadece ihram giydiği fotoğrafı yayınlamaz. Bunu da onun gösteri haline getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum cümlesiyle açıklar. Ya bir dakika onu açıklamıyorum. Ben ihram giymedim şeyde. Haç sırasında ihram giymedim. Zaten bizim o yazı dizisinin en önemli tarafı, en çok ilgi çeken tarafı oldu. Gittik Ahmet Hakan'la biz oraya. Ben ihram giydim otelde. Otelde ihram giydim.
Ondan sonra Ahmet'in odası, böyle koridora geliyoruz. Ahmet de çıktı. Hatta bir fotoğrafım var Ahmet'te benim. Onda hala şeydir. Tek onda var fotoğrafım. İran, yani baktık ben, yani o kadar sakin duruyor ki üzerimde, yani durmuyor üzerimde. Ne yapsan yapmıyor. El-Ezer'den bir profesör hoca vardı bizi gezdiren. Yani mihmandarlık bize o yapıyordu. Çok iyi bir, çok iyi bir mihmandardı gerçekten. Çok da iyi bir Müslümandı. Dedim ki hocam, dedim ya, bu ihram zorunlu bir şey mi dedim ben. Yok, o değil dedi. Ya dedim, ben bir tişört ve bir pantolonla yaparsın tabii dedi. Her ülke dedi kendine göre bir şeyle yapıyor bunu dedi. Bunun üzerine ben çıkardım ihramı. Bir beyaz pantolon, bir beyaz tişörtle bütün şeyi onunla yaptım yani. Saymaya hepsini onlarla yaptım. Ve hatta bunu yazdığım zaman bir sürü insan şaşırdı. Herkes mecbur zannediyormuş onu dinen. Orada ben, yani orada gördüm ben, her ülke kendinin milli kıyafetleri var, onlarla geliyor insanlar. İhram dediğin şey bir tek Türklerde ben gördüm orada doğru düzgün ya. Başka bilmiyorum, Araplarda falan var mı, ama yani mesela Afrika'dan gelenlerin hepsi kendi milli kostümleriyle şeylerle yapıyorlar. Buyurunuz. 2002 sonrası Türkiye'de güç el değiştirirken siyasetten medyaya, sinemadan modaya tüm dengeler alt üst olur. O fırtınalı günlerde Doğan grubunun da iktidarla arası bir türlü düzelmez. Bunda Özkök'ün geçmişte attığı manşetlerin de etkisi vardır. Vergi cezaları, soruşturma komisyonları derken baskı iyice artmıştır. Bir gün gazetenin patronu Aydın Doğan arayıp evine çağırır. Özkök gider, sofraya otururlar. Balıkları gelir. Sohbet edip yemek yerken Doğan, "Ertuğrul, seni aldım görevden," der. Dışarıdan bakınca hiç değişmeyecekmiş gibi görünen tablo bir anda tarihe karışmıştır. Ertuğrul Özkök artık Hürriyet'in başında değildir. Yerine bir basın klasiği olarak gazetenin Ankara temsilcisi gelmiştir. Enis Berberoğlu. Özkök, "Tamam patron," der, balığını yemeye devam eder. Bir devir böyle kapanır. Yayın yönetmenliği bitince pek çok insanın etrafından çekileceğini çok önceden bilecek kadar öngörülü biridir elbette. Yine de günde gelen telefon sayısının 2/3 azalması onu bile şaşırtır. Kendisinin kabul etmediği ama koltuğuna atfedilen güç yok olunca kalan gerçek arkadaşlarının kim olduğunu öğrenir ve yola onlarla devam eder. Öğreneceği pek çok şey vardır. Örneğin eve dönüş güzergahındaki o çirkin binaların ne zaman dikildiği gibi. Yıllardır gazete binasından çıkışta ya telefonuyla konuştuğu için ya da bir şeyler okuduğu için hiç etrafla ilgilenmemiştir. Bundan sonra hayatı yeniden öğrenecektir. Öğretmenleri arasında iki torunu Zeynep ve Sinan da vardır elbette. Neler neler keşfetmez ki? Spotify, Netflix, Instagram, yeni nesil medya, 60 yaş üstü için uygulanan bilet indirimleri. Günlük olarak yazılarına devam eder fakat artık misyonunu siyasetten uzak yazı yazmak olarak belirlemiştir. Kısa bir dönem televizyon ekranlarında da görürüz Özkök'ü. Star Akademi adlı yarışmada müzisyen adaylarını seçen jüri üyelerinin arasında Ajda Pekkan ve Sertab Erener'le birlikte o da vardır. 13 hafta olarak planlanan program bitişe 2 bölüm kala yayından kalkar. Koltuğundan indirilmek ya da yayından kaldırılmak Özkök'ü durdurmaz. Çok okumaya, çok öğrenmeye ve hala kadınlardan çok etkilenmeye devam eder. Ve yaşadığı her şeyi anlatır. Yazarak, televizyona çıkarak, söyleşilere katılarak, sosyal medyada paylaşarak. Çünkü eşinin deyimiyle durursa biter. Hızlı bir hayatmış Ertuğrul Bey. Şimdi şey konusunda... Bu görevden ayrılma olayı, tabii ki o günü hiç unutmuyorum ben böyle. 2 Ocak günü bitti benim görevim. Arabaya bindim, geliyorum. Hakikaten baktım çok çirkin bina var. Engin'e dedim ki, Engin burada şimdi. Ya Engin, bu binalar ne zaman yapıldı dedim ben. Dedi, hep vardı bunlar efendim dedi burada. Şey. Ama o gün başka bir şeyi fark ettim. Türkiye'de ve dünyada ne olup bittiğini o gün... Bilmiyordum yani. Biraz boşluktan mı diye falan. Fakat sonra fark ettim ki ya birileri bana hep anlatıyormuş ne olup ne bittiğini. Haber merkezi müdürü arıyor, istihbarat şefi arıyor, yazı işlerindeki çocuklar arıyorlar, bilmem Ankara temsilcisi arıyor falan, her şeyi biliyordum. Ve birden böyle bu enformasyon kaynaklarım kesilince, çünkü ben herkesin zannettiğini aksine ben öyle bakanlarla falan çok konuşan bir adam değildim yani. Herkes iktidar miktar falan. Ben hiçbir zaman sevmedim yani. Bana
Ergenekon davaları sırasında işte devamlı yazıyorlardı. Efendim işte onu da alacaklar 28 Şubat'tan, bunu da alacaklar bilmem ne falan diye. Askerlerle ilişkileri falan diye. Sonra bir şey bulamayınca bu sefer dediler ki ya o kadar kurnaz ki hiç iz bırakmamış. Akıllarına şu gelmiyor ya, bu adam askerlerle konuşmaz. Tamam mı? Konuşmuyordum. Askerler de beni pek sevmiyorlardı yani. Hatta sonradan çıkıp konuşmalarında bu onun da soyadı Özkök, Hilmi'nin soyadı Özkök, bu Özköklere güvenilmez falan diye ben de haber gönderdim. Niye güveneceksin zaten gazetecilere ya? Böyle bir şey olur mu? Gazeteciye niye güveneceksin sen? Güvenilmez. Şimdi güvenilmez derken kötü anlamda söylemiyorum. Yani böyle güven ilişkisinden anladı çünkü onların dediğinin yolunda giden bir adam diye. Benim öyle bir duygum falan yok. Bu kesildi ama Allah'tan bir tane arkadaşım var ki hala her gün benim en büyük yardım, yani bana yardım eden insan Sedat Ergin. Bütün sabah kalkıyor 5'te her şeyi okuduğu için. Saat 10-10.30 civarında Sedat'la konuştuğum zaman ben müthiş brief oluyorum yani. Onunla her gün bir saat 10.30'da bir konuşma yapıyorum. Buradan da bir teşekkür etmek istiyorum ona. Gerçekten mükemmel bir gazetecidir ve yani öyle bir kaynağım var. O dönemden yaptığım en iyi yatırımlardan biri bu arkadaşlık olmuş yani. Ertuğrul Bey, bu 20 yıllık dönemin en zoru o son 6-7 ay mıydı? Çünkü o 6-7 ay boyunca sürekli şöyle bir haber çıkıyordu. Özkök görevden alınacak. Aradan bir ay geçiyordu gene. Özkök görevden alınacak. Ya, çok mu baskı vardı üstüne? Hayır, bakın şimdi ben Hürriyet'in genel yayın yönetmeni oldum. 1990'da. 22 Mart günü, hiç unutmuyorum. Bana bir tane taşeron araba verdiler. Akşam çıktım gazeteden, indim aşağıya, arabayı bekliyorum. Taşeron araba gelecek. Daha o gün yani, Künye'de adım o gün çıkmış. Genel yayın yönetmeni diye. Aşağıda araba beklerken Hürriyet'in Cağaloğlu'ndaki binasında İzmir'den bir şey vardı, foto editörü bir çocuk vardı, o gelmiş. Dedim, nereye gidiyorsun? Dedim, Taksim tarafına gidiyorsan bırakayım ben seni dedim. Aa, çok sevinirim efendim dedi. Arabaya bindik. Dedi ki, efendim dedi, çok üzüldüm dedi, bir şey duydum ben. Ne oldu dedim. Siz gidiyormuşsunuz, yerinize Güner Cıvıoğlu geliyormuş dedi. İki günde. Birinci gün ya, birinci gün daha. O gün sabah çıkmış adım, tamam mı? Şimdi, ben Ankara temsilcisiyken de böyleydi. Bir gün gelirim, gidiyor. Ertesi gün genel yayın yönetmeni oluyor derlerdi. Ertesi gün gidiyor, ertesi gün genel yayın yönetmeni oluyor derlerdi. Yani babaydı bu vardır hep. Gider gelir, gider gelir, gider gelir, gider gelir. Ama benden daha çok patron gitti yani. Doğru. Dolayısıyla yani bunlar da etkilemedi beni yani gitmek. Hep bana şeyi sorarlar, efendim elinizden güç gitti iktidar. Ya ben anlatamadım kimseye ki o iktidar benim için hiçbir şey demek değildi. Nedir iktidar? Nedir yani? Bir erkek olarak iktidar nedir? Para kazanmak mı? Yani iki, ne? Ben sana derdim ki Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olmadan iki tane şey vardı kafamda öğretim üyesiyken. Hürriyet'le ilgili herkesin kafasında o zamanlar işte devlet gazetesi falan bir şey vardı. Ben sana derdim ki Hürriyet'in genel yayın yönetmeni müthiş kadınlar tarafından böyle herkes, bütün kadınlar onu böyle peşinden şey koşuyor. Olmak ister falan peşinden koşar. Bir de Hürriyet'in her yerde, her devlet dairesinde mutlaka bir adamı vardır falan diye. Ya bunların ikisi de doğru değilmiş. Yani size çok büyük ilkine, düş kırıklığına uğradım. Çok büyük düş kırıklığına uğradım yani, tamam mı? Şimdi ondan sonra baktım rahmetli Çetin İmeci'nin hayatını da bilmem nesinde. Yani hiç öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum yani. Dolayısıyla benim için iktidar, güç, bilmem ne. Benim için iktidar hayatı keyifli yaşamak. Başka hiçbir şey değil yani. O eğer hayatınızı istediğiniz biçimde yaşıyorsanız ne güzel. Bana sorarsınız, sen hayatında Hürriyet genel yayın yönetmeni olarak iktidarın doruğu nedir derseniz. İstediğim renkliliği, İstediğim maymunluğu, istediğim eğlenceyi, istediğim güzel yaşama tarzlarını gazeteciliğe taşıdım. Benim için iktidar buydu. Bu başka bir şey değil. Bir de yani bu meslekte kadınların ileriye gitmesi için çok çaba harcadım. Ve şansıma da çok yetenekli kadınlar hep mesleğe geldi benim dönemimde. Çok yetenekli kadınlar geldi yani.
O bakımdan da kendimi şanslı hissediyorum yani. Bir Nehir Özkan geldi. Türkiye'de gazete ekinin anlamını değiştirdi. Anlamını değiştirdi. Yani benden daha başarılı oldu gazete yapmakta. Benim yanımda çalışan Nehir Özkan devrim yaptı gazetecilikte. Onun gibi birçok böyle yazar çıktı ve şey oldu. Yani benim kendimi geriye baktığım zaman mutlu olduğum şey bu benim. Gerisi boş ver, gerisi önemli değil yani. Gerisi herkes yapıyor. İyi ki geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Çok sağ olun.